Selamlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün mimarlık mezunu öğrenciler için yüksek lisans programı seçiyoruz. Aslında bu programın seçimi tamamen size kalsa da en popüler olandan popüler olan iki seçenekten bahsediyor olacağız. Şimdi popüler olmayan diğer seçeneklerden bahsetmek gerekirse de mimarlık öğrencileri neler yapabilir aslında? Hangi yüksek lisans programlarını yapabilir? Bunları düşünelim bir. Landscape Architecture yapabilir, Urban Design yapabilir ya da genel itibariyle neler yapıyorlar? Daha fazla mimar design konusuna giriyorlar. Direkt architecture üzerinden devam ediyorlar ya da construction management üzerine ilerliyorlar. Bunlar tamamen sizin tercihiniz olsa da en popüler olanı kendi alanından ilerleyenler, mimar dizayn alanında yüksek lisansına devam edenler oluyor ya da construction management üzerine yüksek lisansına devam edenler oluyor. Biz de bugün mimar dizayn ve construction management'ı aslında işliyor olacağız. İlk başta mimar dizaynın üzerine yüksek lisans üzerine avantajları inceleyeceğiz. Sonra inşaat yönetiminde neler öğreneceğiz onlara bakacağız. Sonra birazcık da karşılaştırmasını yapıyor olacağız. Şimdi mimar dizayn yüksek lisansındaki avantajlar nelerdir? Şimdi Türk hocalardan aslında aldığımızı aldık. Biraz da İngiliz hocalar neler yapıyormuş buna bakalım dediğiniz zaman ya da İngiltere'deki eğitim sisteminde mimari nasıl işliyormuş? Ben mimar olmayı gerçekten çok seviyorum. Çizim yapmayı çok seviyorum. En güncel programları kullanıyorum. Biraz da İngiliz eğitim sisteminde bu iş nasıl dönüyor? Bunlar nasıl ilerliyor? Buradaki mimarların yaptığı tasarımları ben çok beğeniyorum. Hocalar gerçekten kaliteli diyorsanız eğer, buradaki eğitimden ben de faydalanmak istiyorum diyorsanız ve mimar olarak hayatıma mimar olarak devam etmek istiyorum diyorsanız bu yüksek lisans programını aslında sizlere öneriyoruz. Bu yüksek lisans programına gelirken de portföyünüz, bu kabul aşamasında portföyünüz gerçekten önem kazanıyor. Lisansı bitirdiğiniz kümülatif ortalamanızın yanı sıra portföyünüzde sunmanız gerekiyor bu tarz programlara gelirken. Peki inşaat yönetiminde neler yapıyor mimarlar? Tabii ki inşaat yönetimi sadece inşaat mühendisleri için değil, mimarlar için de açılıyor bu tarz programlar. Bu programlara gelen öğrenciler aslında bir inşaatın baştan sona nasıl yönetileceğini öğrenmek üzerine dizayn edilmiş bir yüksek lisans programı. Şimdi burada hem malzeme bilgisi öğreniliyor, hem işletme yönetimi, proje yönetimi bunlar temel olarak öğretiliyor. Bir de bunların bilgisayar ortamında nasıl kullanılacağını, proje yönetiminde hangi programların kullanıldığı gibi, mesela Primavera mı kullanılıyor, yoksa Microsoft'un programı mı kullanılıyor gibi gibi programlar öğretiliyor aslında. Bu inşaat yönetimi yüksek lisansını elde ettiğiniz zaman belki mezun olduktan sonra PMI sertifikasını alıyorsunuz ve kendinizi aslında tamamen kanıtlamış oluyorsunuz. Ben proje yönetimini sadece construction management üzerine değil, direkt project management üzerine ilerlemek istiyorum dediğinizde de aslında sizin için bir kapı aralamış oluyor. Şimdi bu ikisi arasındaki farkı nasıl görüyoruz dersek, şimdi kariyer hedefinizde sizi neler bekliyor? Aslında biraz bunu düşünmeniz gerekiyor. Siz neler istiyorsunuz aslında? Şimdi bir yandan ben sadece tasarımımı yapacağım, ben sadece çizeceğim diyorsanız, evet, mimari alanda ilerlemeniz gerçekten çok değerli ve o alanda yüksek mimar olmanız, tasarımlarınıza daha da kalite katmak istiyorsanız, o alanda ilerliyor olmak istiyorsanız mutlaka dizayn işiyle uğraşmanız, dizayn üzerine yüksek lisans yapıyor olmanız sizin için çok kıymetli olacaktır. Fakat ben daha çok projeyi yöneteceğim, daha çok ofisi yöneteceğim, biraz daha insanlarla uğraşacağım, daha malzeme bilgimi arttıracağım, bu malzemeler, işçileri sayacağım, işçilerin saatini, kaç saat çalışmaları gerekiyor gibi gibi faktörleri çizeceğim. Ben daha çok projenin maliyetine odaklanacağım. Ben daha çok parayla oynamak istiyorum, parayı yönetmek istiyorum, bir ofisteki, bir işletmedeki parayı yönetmek istiyorum dediğiniz zaman o zaman da inşaat yönetimi yüksek lisansı yapmanızın sizin için avantajlı olacak. Bunlar dışında neler yapabilirsiniz? Tabii ki dediğim gibi
landscape architecture yapabiliyorsunuz, urban design yapabiliyorsunuz aynı zamanda. Bunların da tabii ki kendince farklılıkları var. Fakat en çok rağbet gören iki program direkt olarak architecture ve construction management programları oluyor. Bu iki programı da umarım biraz daha aydınlatıcı olmuştur sizler için. Eğer siz de bu yüksek lisans programlarından birine katılmak isterseniz mutlaka ve mutlaka bizlerle iletişimde olun.